Haber'den mutlu günler. Çanakkale'de amatör balıkçı 40 yaşındaki Dinçer Açıkgöz, Boğaz'da oltayla yaklaşık 1 metre boyunda 10 kilogram ağırlığında mercan balığı yakaladı. Oltayla 10 kiloluk mercan balığı yakalandı. Çanakkale Boğazı'nda oltayla avlanan 10 kilogram ağırlığındaki mercan balığını görenler hayrete düştü. Amatör balıkçı Dinçer Açıkgöz teknesiyle balık avına çıktı. Nahra Burnu yakınlarında Açıkgöz'ün ilk atışında oltasına 10 kiloluk dev mercan balığı takıldı. Oltasının gerilmesiyle büyük bir balık yakaladığını anlayan balıkçı hemen teknedeki diğer arkadaşlarından yardım istedi ve balıkçı arkadaşlarıyla 10 kiloluk dev mercan balığını sudan tekneye çıkardı. Açıkgöz, oltasına ilk gelen balığın boğazda nadir boyutta görülen mercan balığı olduğunu belirtti. Boğazımızda nadir görülen bir balığımız, yani boyut olarak aslında var balığımız çok da, mercan balığı bu boyutta nadiren yakalanıyor. Biz de ilk başta görünce bayağı bir heyecanlandık açıkçası. Kolay da olmadı, bayağı bir zorladı bizi çekmesi ama 15 dakikalık bir süreçten sonra teknemizi almamız nasip oldu. Çok keyifliydi, heyecanlıydı. Denizlerimizde balığı görmek ayrıyetten sevindirici, bu boyutlarda olması, ulaşması. Dev mercan balığını satan Açıkgöz'ün tuttuğu mercan balığının kilosuysa 70 ile 80 liradan satılıyor. İstanbul'un simge yapılarından olan tarihi Eminönü Yeni Camii, 353 yıllık geçmişindeki en kapsamlı restorasyonunu görüyor. Restorasyon 2018'in Haziran ayında tamamlanması bekleniyor. Eminönü Yeni Camii tarihinin en kapsamlı restorasyonunu görüyor. 1597 yılında inşaatına başlanıp 1663 yılından itibaren ibadete açık olan Eminönü Yeni Camii'nde en kapsamlı restorasyon çalışmaları devam ediyor. Minareden kubbeye, Çin işçiliğinden mermerlere kadar birçok kalem işi ve çalışmanın devam ettiği caminin restorasyonu 2018 yılının Haziran ayında tamamen bitecek. Yeni cami 353 yıllık tarihindeki en kapsamlı restorasyonu geçirirken cami restorasyon çalışmalarında ibadete açık tutuluyor. Restorasyon hakkında bilgi veren İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Eminönü Yeni Camii'nin böyle kapsamlı bir restorasyon görmediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu. Projeleri anıtlar kurullarından gerekli onayları aldıktan sonra uygulama için ihale süresine geçiliyor. Burası da o şekilde dış etkenlere maruz kalmış. Çok uzun zamandan beri kapsamlı bir restorasyon yapılmamıştı Yeşil Cami'ye. O yüzden burayı restorasyona aldık. Üst kubbede kurşunlar toplandı. Bunların bilindiği üzere kurşunların altında çamur sıvalar var. Onlar kaldırılarak yine kubbede gözlem yapılıyor. Herhangi bir çatlak var mı? Eğer varsa estetik açıdan bir tehlike. Bunların giderilmesine yönelik gözlemler ve çalışmalar yapıldıktan sonra yine tekniğine uygun bir şekilde çamuru, sıvası konularak 2 milimetre kalınlığında kurşunla kaplanarak üst örtüde işimiz bitmiş oluyor. Yine aynı şekilde minarelerin şerefi altlarındaki taşlarda kayıplar var mı? Minarenin dış yüzeylerinde kayıplar var mı? Bunlara bakılarak yine minarenin sereninde, kurşununda bunlar gözden geçirildikten sonra aynı şekilde kurşun kaplaması, kubbenin üzerindeki alemin temizlendikten sonra altın varakla kaplanması, hakeza minarenin üzerinden temizlenmesi gibi çalışmalar yapılıyor. Hemen denizin kıyısında bir cami ve İstanbul'a önemli silüet veren bir cami bu. Birçok geçmiş dönemde filmlere konu olmuş. İşte İstanbul'a simge bir eser. Eskişehir semalarını kaplayan yüzlerce sığırcık kuşunun ahenkle dansı izleyenleri gülümsetiyor. Özellikle akşam saatlerinde kuşların gelmesi görenleri oldukça ilgisini çekiyor. Eskişehir semalarında kuşların dansı görsel şölene dönüştü. Havaların soğumasıyla birlikte göçerler sürülerini güney bölgelere götürmeye başladı. Yaklaşık 20 santimetre boyunda ve siyah tüylere sahip olan sığırcık kuşları da kış mevsimi gelmeden sürüler halinde sıcak bölgelere akın ediyor. Şehir merkezi üzerinde toplanıp dakikalarca çeşitli geometrik şekiller çizerek birbirleriyle uyumlu bir şekilde uçan sığırcıklar kendilerini izleyenlere adeta görsel şölen sunuyor. Zaman zaman birbirlerinden ayrılsalar da kısa sürede yeniden bir araya gelen kuş sürüsü özgürce dans ediyor.
bazı vatandaşlar son günlerde her akşam görülmeye başlanan bu doyumsuz manzarayı büyük keyifle izlerken bazıları da fotoğraf makineleri ve video cihazlarıyla bu anı ölümsüzleştirmeye çalışıyorlar. Birbirlerine çarpmadan dakikalarca havada süzülen sığırcıklar görenleri hayrete düşürüyor. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi'nde usta oyuncu Ercüman Balakoğlu'yla Çocukların Masal Ağacı programını ziyaret etti. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde develer, tellal, pireler berberken... Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi'nde her hafta pazar günleri saat 12'de gerçekleştirilen Ercüman Balakoğlu'yla Masal Ağacı programını ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuklarla beraber anlatılan masalları dinleyen Başkan Remzi Aydın, çocukluk günlerine geri döndüğünü söyledi. İyidir değil mi? İnsanların arkadaşı olmazsa kimle konuşacaklar? Beni değil mi? Ya arkadaşlarım. Başkan Aydın, Masal Ağacı programının çocuklar için eğitici ve öğretici olacağına inanıyoruz. Usta sanatçı, çocuklara masal kahramanlarının karakterlerini eğlenceli ve öğretici bir şekilde aktarıyor. Çocuklar da dinlerken büyük keyif alıyor dediği Ercüment Balakoğlu'ysa şöyle konuştu. Çocukların böyle şu sıralarda internetle fazla haşır neşir olmaları, devamlı onlarla ilgilenmeleri, onların hayal dünyasını kısıtlıyor ve devamlı böyle kavgalı, gürültülü, savaşlı şeyleri yönlendiriyor. Oysa biz bizim dönemimizdeki gibi masalla büyülen çocuklar olarak aynı şeyleri onlara da uygulamak istedik. Ziyareti için Başkan Aydın'a teşekkür eden Ercüment Balakoğlu sonrasında çocuklara kitap hediye etti. Düzce'de doğuştan engelli genç kızın hayalini gerçekleştirmek isteyen annesi damatsız düğün yaparak kızının mutluluğuna ortak oldu. Düzce'nin Darıca mahallesinde oturan doğuştan engelli 18 yaşındaki Nildem Aslan'ın en büyük hayali gelinlik giyip kendi düğününde oynamaktı. Anne Ömür Aslan da kızının hayalini gerçekleştirmek için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenledi. Damat olmayan düğünde tekerlekli sandalyede yaşamak zorunda olan Nildem'e kına yakıldı, takı takıldı. Hayali gerçek olan Nildem doğasıya eğlendi. Doğuştan engelli olan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan kızına Darıca Mahallesi sosyal tesislerinde düğün merasimi hazırlayan anne Aslan'ın davetine katılan mahalle halkı da yoğun ilgi gösterdi. Gelinin en büyük hayali ünlü pop şarkıcısı Murat Boz'la evlenmek olunca anne Aslan Murat Boz'un maskelerini düğüne gelen erkek konuklara dağıttı. Maskelerle birlikte geline oyunlarda eşlik eden Murat Boz maskeli davetliler engelli Nildem'i mutlu ettiler. Gelin Nildem ise şu açıklamalarda bulundu. Çok mutluyum. Annemin sürpriz düğünü ve anneme ve babama çok teşekkür ediyorum. Çok mu istiyorsun evlenmeyi? Evet. Kiminle? Murat Boz'la. Neden düğüne damat yok? Murat Boz ya da hiç. Haberlerimizi noktalıyoruz. Tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.